İkinci Dünya Savaşı, ülkelerin savaşından çok ideolojilerin savaşıdır. O tarihlerde dünyayı etkisi altına alan 3 kutup bulunmaktaydı ve bu 3 kutup zaman zaman birbirleriyle taktiksel dostluklar yapmışlardır. Almanların savaş öncesinde en büyük arzularından bir tanesi de komünizmi yok etmekti. Aynı şeyi müttefik devletler de istiyordu. Bir taraftan Sovyetler ve İngilizler faşizmi de yok etmek istiyordu. Hatta şaşırırsınız, Almanlar ve Sovyetlerin ortak çalışma sebeplerinden biri de demokrat rejimleri yok etmekti. Yani tüm ülkelerin birbirleriyle hem dostça hem de düşmanca politikaları bulunmaktaydı. Alman-Sovyet Paktı'nın da oluşması düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışından gelmektedir. Polonya her iki ülkenin de düşmanıydı. İngiltere her iki ülkenin de düşmanıydı. Bundan dolayı her iki ülkede köprüyü geçene kadar ayıya dayı dediler. Uzun zamandır alternatif tarihlerde savaş senaryosu yapmıyoruz. Hadi bu videoda dünyayı kaosa götürüp acayip bir savaş senaryosu yaratalım. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya işgalini başlatmasıyla başlayan 2. Dünya Savaşı. Müttefik devletler Polonya'ya verdiği sözü tutarak Almanya'ya savaşı ilan etti. Almanya, Blitzkrieg taktikleriyle Polonya üçlerini bir bir kırıyor, cephede ilerlemesini ışık hızıyla gerçekleştiriyordu. 17 Eylül'de Sovyetlerin de Polonya işgaline katılması İngiltere'ye hayatın hatasını yaptırmıştı. Sovyet-Alman ortak saldırısını bir ittifak içerisinde bulunma olarak algılayan İngilizler, dostumun düşmanı düşmanımdır diyerek aynı Almanya'ya olduğu gibi Sovyetlere de savaş ilan etti. Artık iki zıt ideoloji ortak düşmanlara karşı birlikte savaşacaktı. Sovyet askerlerinin de Polonya sınırları içerisine girmesiyle birlikte Polonya bir ay gibi kısa bir sürede teslim olmuştu. Bu sırada Almanya İsveç'le olan alışverişin aksamaması için önce Danimarka'ya ardından da Norveç'e saldırarak kendilerine katmıştı. Sovyetler Birliği de diğer bir taraftan Finlandiya'ya savaş ilan etmiş ve kış savaşı başlamıştı. Finlandiya da müttefik devletlere katılıp savaşın başka bir cephesi olmuştu. İngiliz askerleri ve yardımları Finlandiya'ya doğru gidiyordu. Ancak takviye donanmaları Alman U-botları tarafından vuruluyordu. Bir de üstüne Almanların İskandinavya seferini başlatması mevcut durumu daha da zorlaştırıyordu. Almanların Danimarka ve Norveç üzerindeki müthiş başarısından sonra Sovyetlerle birlikte Finlandiya'nın da işgal edilmesi tüm İskandinavya'nın mihver eline geçmesiyle sonuçlandı. Müttefik tarafında yaşanan bu ağır hezimetler sonucunda Chamberlain istifa ederek görevini Winston Churchill'e devretti. Batı cephesinde ise 8 aylık bir duraksama söz konusuydu. Ne müttefikler Almanya'ya ne de Almanlar müttefiklere bir saldırı gerçekleştirmişti. 8 aylık süreçte iki taraf da savaş hazırlıklarını sürdürdü. Artık zaman gelmişti. Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda yaptıklarına benzer bir planla Fransa'yı ele geçirmeyi planlamıştı. Benelux ülkelerine savaş ilan eden Almanya askerleriyle birlikte kısa bir süre içerisinde bu ülkeleri ele geçirdi. Ardından Sovyet askerlerinin de Batı cephesine gelmesiyle birlikte Fransa harekatı başladı. Alman tanklarının aralara sızmasıyla çember için alınan müttefik askerleri bir bir yok edilirken Ardenler'den sarkan askerlerle büyük çaplı bir çember hareketi başlıyordu. Erwin Rommel'in müthiş hızıyla birlikte yukarıdan bastıran Alman orduları müttefik ordusunun Dunkirk'e çekilmeye zorluyordu. Alman askerlerinin sahillere ulaşmasıyla birlikte çember oluştu. Churchill'in umutsuz kurtarma harekatı garip bir şekilde inanılmaz başarılı olmuş ve Dinamo operasyonu Dunkirk'teki orduları kurtarmıştı. Ancak bu Batı cephesinin kaderini değiştirmemişti. Almanlar Dunkirk başarısızlığını Fransız orduları yok edip Paris'e girmese telafi etmişti. Bundan sonra Deniz Aslanı operasyonu başlayacaktı. Deniz Aslanı operasyonunun öncesinde harekatın başarılı olabilmesi için öncelikle Britanya üzerinde hava üstünlüğüne ihtiyaç vardı. Tarihimizde bu savaşın İngilizlerin kazanmasındaki en büyük faktör İngilizlerde bulunan radar teknolojisi ve istihbarattır. Bu senaryoda dünyanın en büyük istihbarat ağlarından birine sahip olan ülkelerinden biri Sovyetler Birliği olduğundan bu konuda durum eşitlenir, hatta mihver devletleri çok daha öne geçebilir. Hem Sovyet hem de Alman ajanlarının radarların konumu üzerine bilgi sahibi olabilir ve bu bilgiler dahilinde radarları etkisiz hale getirebilirdi. İstihbarat ve radar teknolojisinden mahrum kalan İngilizler savaşta Almanlara karşı güçsüzleşirdi. Sovyet petrollerinden de yararlanacak Alman ordusunun yanında Sovyet uçaklarının da destekleriyle birlikte hava savaşını kazanacağını söyleyebiliriz. Hava üstünlüğünü sağladığı takdirde Almanya Britanya'ya çıkmak için havadan paraşütçülerini ve denizden çıkarma birliklerini gönderecektir. Bunun gerçekleştiğini varsayarak devam edelim. Şiddetli çatışmaların sonucunda Alman orduları Britanya adasına çıkmayı başardı. İngiliz limanlarının Alman eline geçmesiyle takviyeler daha da kolaylaştı. Böylece asker takviyelerini de tamamlayan Almanlar Britanya işgaline başladı. Bu sırada Sovyetler Birliği Orta Doğu'yu egemenliği altına almak için savaşlar ve planlar kurmaktaydı. İlk hedefi sıcak denizlere inmek için Türkiye'ydi. Sovyetler Almanlarla yeniden masaya oturdu. Aynı Polonya'yı yaptıkları gibi Türkiye'nin de paylaşılması teklifini masaya koydu. Sovyetlerin boğazlara inme fikrinden bir hayli hoşnutsuz olmuştu. Boğazların ortak yönetimde kalma şartıyla
bile teklifi kabul etti. Sovyetler Birliği'nin ilanı ile Türkiye operasyonu başladı. Kafkaslardan Ruslar, Trakya'dan Almanlar, Rodos üzerinden İtalyanlar saldırıya geçti. Türk ordusu kendisine savaş açan devlere nazaran çok güçsüz ve yetersizdi. Mihver tarafı kısa süre içerisinde İzmir'i, Antalya'yı, Trakya'yı, Kars'ı, Ardahan'ı ve en sonunda Ankara'yı kaybetmişti. Bunun sonucunda Türk askerleri Güneydoğu'da bulunan dağlara doğru geri çekildi. Lojistik anlamda çok zayıf olan bu bölgenin işgalde bir hayli zor olacaktı. Mihver tarafı tahmin edilenlerden çok daha fazla kayıp verse de dağcı birlikleriyle birlikte Türkiye'yi tamamen işgal etti. Almanya, Türkiye operasyonu tamamladıktan sonra Britanya Savaşı'na geri döndü. Havalimanları ve önemli stratejik konumları ele geçirdi. Ardından ordular İngiltere'nin başkenti Londra'ya girip savaşı bitirmek istiyorlardı. Böylece Londra Muharebesi başladı. Muharebede Londra'nın çok ağır bombardımana tutmasıyla İngiliz direncini kırdılar. Alman ordusunun şehir içlerine kadar girip bina bina, sokak sokak ele geçirmesiyle ve parlamentonun basılmasıyla Londra düştü. İngilizlerin savaşacak gücü kalmamıştı. Alman ordularının önünde pek bir engel de kalmamıştı. Bundan dolayı savaşa devam ederek kalan Britanya adasını da işgal ettiler. Fransızlar gibi İngiltere de düşürülmüş, Versay'da Almanlar nasıl küçük düşürüldüyse bu sefer de müttefikler küçük düşürülmüştü. Batı cephesinin sonlanmasıyla Fransa'nın bölünmesi gibi İngilizler de bölünmüştü. Batı cephesinin tamamlanmasıyla savaş sona ermişti. Almanlar en büyük amacını gerçekleştirmeden önce ayak bağı olabilecek herkesi def edip Avrupa'nın yegane hakimi olmuştu. Şimdi sıra savaşın başından beri beklediği o andaydı. Lebensraum. Yıllık dinlenme, yenilenme ve gelişme sürecinden sonra savaş yeniden başlayacaktı. Alman orduları 1943 yılında Sovyet sınırları içerisine girmeye başladı. Sovyetler bu savaşın gerçekleşeceğini er ya da geç biliyordu. Bundan dolayı hazırlık aşamasındaydı. Fakat hazırlıklarını Almanlar kadar hızlı yapamamışlardı. Alman teknolojisinin ileri seviyeye taşınması ve artık hammadde gibi dertlerinin olmaması Sovyet cephesindeki istenilen başarıya ulaşılabileceğini gösteriyordu. Alman ordusu kısa bir süre içerisinde Doğu Polonya'yı, Baltıkları, hatta Ukrayna'yı bile ele geçirmişti. Jet motorlarının üretimi, yepyeni tanklar ve petrol gibi çok önemli kaynakların erişilebilirliğinden dolayı Almanya Doğu cephesinden beklenenden çok daha iyi bir başarı elde etmişti. Tabi başarılar bununla sınırlı kalmayıp Moskova önlerine kadar gelmesiyle savaşı neredeyse bitireceklerdi. Ancak Moskova'ya kadar gelirken Rus direnci geriledikçe daha da güçlendiğinden harekat yavaşlamıştı. Bu yavaşlığın önünü açabilmek için Bakü ve Orta Doğu'dan gelen kaynakların akışını kesmesi gerekiyordu. Bundan dolayı İtalya ile birlikte Anadolu'da Roman ve Macarlarla birlikte Doğu cephesinden Bakü'ye doğru saldırıya geçtiler. Bu sırada Moskova'ya ulaşan ordular bir yandan da Moskova'yı kuşatıyordu. Anadolu'dan Bakü'ye girmeye çalışan Alman orduları Anadolu'nun bizzat bağlantısı sayesinde Stalin'in memleketi Gürcistan'ı ele geçirdi. Bu savaşta psikolojik olarak oldukça önemli bir hamleydi. Psikolojik üstünü yavaş yavaş ele geçiren Almanya Doğu cephesinden sarkan ordularla birlikte artık Bakü'yü kuşatmışlardı. Sovyet orduları hem Moskova hem de Bakü kuşatmasına karşılık veremiyordu. Ancak Moskova'daki defans çok daha büyüktü ve Almanlar buradaki direnci kıramıyordu. Asıl hedefi Bakü'ye çevirdiler. Bakü'deki saldırı ise Almanlar lehine gidiyordu. Uçak bombardımanları ile direnç kırılıyor, ardından yaya saldırılarla şehir bir bir ele geçiriliyordu. En sonunda Sovyet askerleri daha fazla dayanamadı ve Bakü Almanların eline geçti. Artık tedarik konusunda sıkıntı çekmeye başlayan Sovyetler, Moskova'da açlık çekmeye başladı. Uzun çatışmaların sonucunda Bakü'nün ardından Moskova'da Almanların eline geçti. Moskova'nın kaybı tabii ki Sovyetler için çok büyük bir kayıptı ama son değildi. Öyle ya da böyle savaşmaya devam edeceklerdi. Alman orduları Moskova'dan sonra kalan Sovyet büyük şehirlerine harekatlar yapmaya başladı. Sovyetlerin eski gücü kalmamasına rağmen hala savaşıyor olması artık Almanya'yı da çok yormuştu. Bundan dolayı Japonya'yı Sovyetlere saldırması için zorlamaya başladı. Japonlar ise Sovyetlerin teslim olmasından sonra Almanların Çin cephesine yardım edeceklerini düşünerek Sovyetlere savaş ilan etti. Bundan sonrası artık Sovyetleri pes ettirme savaşına dönüşecektir ve sonuç öyle ya da böyle bellidir. Sovyetler pes edecek, Almanya yeni süper güç olacak. Sovyetlerden sonra belki de ABD ile bir savaşa girilecek ve geleceğin kaos dünyası baş gösterecek. Videoda anlatmak istediğim ve anlamanız gereken olaylar kısaca şuydu. Almanya ve Sovyetlerin müttefiklik oluşturması demek, Almanların savaş sırasında çektiği kaynak eksikliğini çekmeyeceğidir. Kaynaklarda bir eksikliği olmadığı sürece Almanya uğraşır, gerekirse yenilir ama öyle ya da böyle Batı cephesini bitirmeden doğuya geçmezdi. Sovyetler ise elbet Almanların öyle ya da böyle saldıracağını biliyordu. O yüzden bu senaryoda Türkiye, Finlandiya gibi savaşlarda Almanlarla beraber hareket edip savaş öncesinde ne kadar fazla yer kapabilirse kâdır gözüyle baktı. Elbet bu iki zıt görüşünde ortak düşmanları kalmayınca birbirlerine düşeceklerdi. Aynı Soğuk Savaş'ta olduğu gibi. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.